Sevgili FC dinleyicileri, son bir saati, ben özellikle son 40 dakikasını koşturarak arabada bu adamın bu güzel grubuyla delice, hani ben size diyorum ya, arabada böyle trafikteysen kıçını bir sağa bir sola göndereceğim diye. İşte bu adamın sound'uyla geldim. Bugün de postu gereği yapmıştım. Sayın Mert Yücel, sevgiler işte, efendim, festivaldeki saygılar. Festivaldeki müziğe biraz teaser yaptı bu akşam. Aynen öyle, aynen öyle baba. Ne haber, nasılsın? İyi, ne olsun işte, her zaman gibi. Çalışıyoruz. Ne çalıyor duyuyorsun değil mi? Tabii ki. Senin özellikle yolda dedim ki ben bu adam için bir track Classics çalacağım. Never Die diyorum. Aynen, çünkü bu perşembe günü şey yapacağım ya. Back to Basics. Evet evet. Hem hani evet, onu bir de söylerim, hem de sen gelmişsin. Senin sound'un belli. Evet, ben daha house. Hatta bak, ben hepçiye başladım ve senle telefonla muhabbet ediyorduk ya. Tabii. O doğru muhabbette demiştin ya, abi işte ben senin çaldığın sound'a biraz uzarım. Ben böyle daha böyle hani daha Amerika'dayım falan ya, diyordun ya. House'cu. Tabii, ama çünkü o vardı. Ama o biraz kişisel bir tercih yani. Hani ama abi bir şey söyleyeceğim. Daha belki radyo hayatımda da durmadan aynı sound'ı çaldıydım yani. Marta Boşlar bilmem nelere vurlar evet, söylerler. Senin aslında çok uzak olmadığın bir sound. Ha, aynen abi, çok sevdim abi. Garaj maraj bilmem ne ıvır zıvır. Bir de hani abi biz şeydik ya, lisedeyken ilk aldığımız kasetler zaten. Evet, Acid House bilmem doğru, ne. Doğru. Ivır zıvır hani doğru. Ki ben hani eski funk bilmem ne dinleyen bir adam olarak. Evet. Yani şu grubu zaten hani breakbeat desem aslında breakbeat. Aslında çok alışık olduğumuz grubun devamı diyebiliriz. Yeni teknolojiyle yeniden revize edilmiş hali gibi. Yani şu an dinlediğimiz Rich in Paradise çok eski bir şarkı. Evet, 80'lerin sonu, 90'ların başı neredeyse. Tabii. Ama bence hala ama fresh. Hala boru gibi track yani. Tabii hala aynen, fresh. Aynen. Hala fresh. Evet kanka, niye buradasın? Çünkü 30 Eylül 1-2 Ekim'de evet, Babadağ'da gerçekleşecek kampta. Sen de varsın bizle beraber. Evet, doğru. Ben herkese uyarıyorum bak ha, donmayın orada. Termalleri getirin, mikrofona yakın konuşun. Ne düşünüyorsun abi? Şimdi herkese soruyorum, şunu diyorum. Şimdi herkesin normal standart setleri var. Biz seninle geçen akşam inceden bir konuştuk telefonda. Evet. Şimdi senin setin, buradaki setin radyoya göre bir setti. Tabii daha şey radyo. Ha, orada nasıl yaslayacağım? Bir anlat bakayım sen bir. Gelenler duysun çünkü biz biliyorsun limitliyiz 200 kişiyle. Tabii. Ve o 200 kişinin haricinde, birey olarak, insan olarak o 200 kişinin haricinde abicim şöyle bir durumumuz var. O da online seyredecekler. Evet, ilk defa bir şey olacak. Aynen. Yani bizim kurduğumuz o domun içindeki ses sistemini yaşayacak bir şekilde evindeki artık evet, ne varsa. Ama görselini, bilmem nesini, senin çalarken ki o yüzünü, milletle evet, şeyini isterdik herkes gelsin ama yapamıyoruz bu kadarla. Şimdi sen orada ne çalacaksın baba, ne yaslayacaksın? Ben track bakıyorum, sen devam et. Yani şöyle, aslında biraz her zamanki gibi. Yani daha doğrusu benim çaldığım müzik zaten house ve biraz da tech house. Ama daha çok house. Gene o sound üzerine biraz ben daha... Ben seni niye hiç tech house çalarken duymadım bu son dönemlerde? Yani duyuyorsun aslında, setin sonuna doğru tech house. Ha, yani oluyor yani o son diyorsun, climax'a geldiğimizde oluyor diyorsun. Evet, yavaş yavaş yani şöyle bir şey oluyor. Çok sert bir müzik çalmıyorum. Ben daha groove üzerinden insanları dans ettirmeyi seviyorum. Evet, daha böyle beat veya sertlik veya sert bir sound üzerinden değil. Benim kendi sevdiğim müzik de o. Kendim o şekilde dans etmeyi seviyorum. Benim müzikal felsefem hep şey olmuştur. Daha bir sonraki parça ne olmalı? Beni daha iyi dans ettirecek bir parça ne olabilir? Yani kendi dans etme fikrim üzerinden hareket ederek ben hep bu parça müzik çalıyorum. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben birebir bu dediğini daha 2 gün evvel sevgili genç arkadaşlara aynen bu şekilde anlattım. Çünkü şunu dedim hani. Abi bazen gidiyorsun bir kulübe. Abi DJ hani birazdan helva dağıtılacak, ruhuna Fatiha takmışında evet, böyle dönüyor, duruyor ya. Ben çok çalan adam eğlenmiyorsa abi aşağısı hiç eğlenmez. Tabii. Bitti. Şimdi sen zaten, ben seni senelerdir tanıyorum. Tabii. Yani bizim geçmişimiz çok eski. O yüzden evet, böyle bırı 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 konuşuyoruz. Yani. Hani sen her zaman abi kabine girdiğin zaman bir seksi bir yoluna ver. Yani önüm bir kalabalık ayrılırdı, ablalar gelirdi. Şimdi bu bir şeyin göstergesidir. Tamam, yakışıklı adamsın falan ama enerjinin göstergesidir. Ha, bak nasıl gülüyor ya. Abi şimdi şöyle bir şey var. Ben hep başımda ilk günden beri böyle. Benim hep bir sonraki çalacağım parçayı kendimi daha çok dans ettirebilecek ne olabilir diye düşünerek çalıyorum. Hep ve böyle en başından şimdi, beri böyle. Mesela dün burada şey vardı. Bizim People Like Us'tan arkadaşımız vardı. Aha. Karakaş. Bu çocuklar hani efsane müzikler üreten ve çalan çocuklar. Ama şimdi herkes nesil farklı, herkesin yoğurt yiyici evet, değişti. Şimdi ben
Sen nasıl böyle olgunlukla abi ben bak hani seksiyim tatlıyım falan diyorsun. Ben de bir yere gittim 128 BPM yaslıyorum direkt deli gibi. Çünkü artık ben abi tahammül edemiyorum 120 BPM'lere falan. Böyle bir garip bir adam oldum, tamam mı? Ama şu anda mesela şu çalan track hani duyuyorsun. Düşük çok daha düşük. Yok düşük değil. Bu sana özel yaptığım playlistin track'i. Çünkü dedim hani bunu çaldığımız dinlediğimiz yerde de bambaşka bir ortam lazım. Aynen bambaşka abi. Bir şey lazım. Şimdi gelelim buradan abi. Sen baba kamp gibi böyle yeşilin ormanın içinde, o domun içinde ne çalacağım? Bir böyle söyle bakalım. Yani şimdi biraz ipucu ver bakayım. Abi şimdi şöyle, en başından bir de şöyle bir şey de var. Benim kendimle ilgili başka bir şeyim. Ben hiçbir zaman bir yere çalmaya giderken hazırlanmam. Yani böyle önden hazırlanıyorum. Neden ses geçti? Senelerin birikimi diyorsun terbiyesiz. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Yani çünkü bugün hazırlansam yarın iki tane süper parça çıkar. Onları çalmam gibi bir durum oluşur. Yani hani evet bir hazırlık var ama ondan yarın belki aynı gün efendim 3-5 ya bir gün önce belki oluyor. Hafif bir hazırlık ama. Ama yani tarz olarak kafanda bir şey var. Muhtemelen bugün radyoda çaldığın gibi çalmayacağını tahmin ediyorum. Hayır. Çünkü sen bana telefonla bile ettin. Radyoda çaldığın müzik bugünkü şöyle. Bunu tam işten çıkış saatleri biraz daha insanların başını şişirmeden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Dün ben bir anons yaptım yayında. Arkadaşlar dedim bazı mesajlar geliyor. Abi bu saatte niye böyle bir gün 128 gümba gümba gidiyorsun? Dedim ki işte ofiste zaten kafanızı şişiriyorlar. Ben de hani onu çivi çiviyi söker yapıyorum ki. Hani o enerjik vereyim falan diye. Ters bir yaklaşım yaptım. Sen daha seksi giriyorsun konuya. Ben şey dedim. Eyvallah. Peki abi bir şey soracağım. Şimdi uzun süreden beri çalan bir adamsın. Prodüksiyonların var. Evet. Ve çok ciddi şeylerle, ne derler, firmalarla bir aradasın. Doğru. Şu an bizim çalacağımız DJ grubuna baktın değil mi? Roster'a. Evet. Yani çok tatlı adamlar var. İşte kızlarımız var. Mesela Mofi var falan böyle. Hani ben ona sen nasıl benim gözümde bir ikonsan. Eyvallah. Ablalarda da Mofi hani o ekibin tepesi. Mesela onun da çaldığı müzik belli falan hani. Ama hani sizler abi orada adım gibi eminim ki televizyonda hani kendi evinden canlıyı seyredenler için evet. Bir fark yaratacak birkaç isim var. Diğerleri çocuklarımız yani bizim gençler, mahallenin çocukları diyorum ya ben hani. Onlar da başka bir soundlara gidecekler. O yüzden abi hani ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi sen benden sana soru gelecek gibi bekliyorsun yüzünde evet, ifadeyle ama. Bir şey gelecek ama ne yok, gelecek? Yok ben şimdi burada pazarlamacılık yapıyorum abi. Acaba ne gelecek? O yüzden hani 200 kişiye katılamadıysan, o festivalin çadırına hani de giremediysen, evden seyredeceksen canım. 200 müymüş sayı? 200 abi limitte mecburen. Hani kapasite sınırı var ya bir daha bir şey. Hani evet. Bungalov var, çaş ev var bitti evet, onlar. Evet evet doğru. Çadırlardan da şey yaptık hani Michelin restoranda böyle 3-5 masa boş gözükür ama hani ünlü biri gelirse falan tanıdık verirse verir yani. Öyle birkaç çadırım var benim duruyor onlar. Çadır olayı var mıymış? Tabii yoksa... seksi güzel bir abla gelirse yanı vereceğim ben hemen. Eyvallah. Now you are talking. Tabii canım diyeceğiz abi yani. Yani now, şeye mi gidiyoruz oraya? Neyse. Ondan sonra hani şunu demeye çalışıyorum. O arkadaşların çalacaklarının arasında bir fark yaratacak birkaç tane ağır isimden birisin abi. Eyvallah teşekkür ederim. Ve o yüzden de ben şu anda seni bugün niye pazarladım o kadar? Niye post yaptım? Niye aynı şarkı bitiyor lan dur. Bir de geçen ben burada ne yaptım gördün değil mi? Koydum bugün postaya. Ne yaptın? DJ Terör'ü görmeden ben kendimi ifşa edeyim diye. Abi şey açık kalmış. Aa bak bunun da açık. Vinyl açık kalmış. Bir koydum abi gittim ikisi. Neyse abi şöyle bir şey var. Yani kısaca arkadaşım sen o festivale kendine yer bulamadıysan online'dan abi hemen giriyorsun biletikse ya da fgdjs.com'a oradan yapıştırıyorsun bileti. Sonra da evinin rahatlığında ve sana gelen özel kutuyla beraber takılıyorsun. Ama eğer şanslıysan o özel kutuların içinde birkaç tane free pass var abi. Artı birle. Yani sana çıktı diyelim evde. Alıyorsun harika. O artı biri. O boşlar işte onlar için lazım. Güzel abla dedim yani ben. Bakarsın güzel bir abla kazanır. Heh yani değil mi? Heh. Bak o yüzden. İşte şimdi dediler ki bak terbiyesize bak kızımız i̇şte falan bu. Diyor. Ama aslında satış stratejisi. Havuç eşek yaptık. Baba eline sağlık. Nervous Record bu tişörtünü ben yerim bir ara. Eyvallah. Öpüyorum seni. Gelirken abi termal getirmeyi unutma. Seni çok seviyorum. Arkadaşlar saat 5'ten itibaren Mert Yücel'i dinlediniz. İnanılmaz bir set çaldı. Şimdi arkadaşın bu ünlü güzel tarzının arkasından ben de aynı şekilde devam etmeye çalışacağım biraz.
ilk yarım saatte. Ondan sonra da devam edeceğiz. FG93.8'de DJ XXXL ile birliktesin yavrum benim.